Gönül sohbetleri ajandasını 2023'ün ajandasını lise çağlarında öğretmenim ve burada Tavşanlı'da herkesin öğretmeni olan gönül insanı Esma Börek Cenaz'dan aldım. Ve bir imza atmasını istedim ondan. Gönül sohbetlerine devam dileğiyle diye attı. Bu gönül sohbetleri ajantası Sabri Tandoğan'ın hayatını anlatıyor başta ve daha sonra da Sabri Tandoğan'ın inci gibi güzel vecizelerinden oluşuyor. Aldığım en güzel, en ebedi bir hediyeydi bu. Esma Hanım öğretmenime saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sabri Tandoğan, 17 Ağustos 1934 günü Ankara'da doğdu. Babası hukukçu, annesi edebiyat öğretmeniydi. Ailenin tek çocuğuydu. Tüm tahsilini Ankara'da tamamladı. 1957 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Staj ve yedek subaylık döneminde 1960 yılında sınavla Danıştay'a girdi. 1982 yılında Danıştay üyeliğine seçildi. Emekli oluncaya kadar Danıştay ikinci daire üyesi olarak çalıştı. 7 Mart 1962 yılında evlendi. Eşiyle Danıştay'da çalışırken tanışmıştı. Eşi Danıştay savcısıydı. 44 yıl evli kaldılar ve eşi 14 Şubat 2006 yılında Hakk'a göçtü. 42 yıl boyunca kainatın en büyük aşklarından birini yaşadılar. Sabri Tandoğan eşinden konu açıldığı zaman rahmet eşini çok sevdiğini, ona hep saygı duyduğunu ve 44 yıllık evliliklerinden 44 saniye gibi geçtiğini söylerdi. 3,5 yaşında okuma yazma öğrendi. İlkokulda başladığında hepsini okuyup bitirdiği bir kitaplık dolusu kitabı vardı. Yaşadığı sürece Türkiye'nin en büyük kişisel birkaç kütüphanelerinden birine sahip oldu. 15 yaşında çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başladı. Çok çalışan, inceleyen, araştıran ve daima hakkı arayan, savunan bir öğrenciydi. Ve bütün hayatı da böyle geçti. Sabri Tandoğan'ın hayatta tek bir konuda ihtisası oldu. İnsanı tanımak. Bunun için hukuk, tıp, ilahiyat ve felsefe olmak üzere 4 fakültede okudu. Bu fakülteleri insanı ruh, beden, fikir ve sosyal yönleriyle araştırabilmek ve tanıyabilmek için seçti. İnsanı anlamak ise hayatı anlamak demekti. Sabri Tandoğan 3,5 yaşından itibaren öğlene kadar çocuklarla çılgınca top koşturduğu ama öğleden sonraları evlerinin terasında kendi yaptığı çadırına girerek orada sürekli düşünürdü. Biz niçin dünyaya geldik? Yaşamamızın gayesi nedir? Nasıl yaşarsak pişman olmayız? Annesi edebiyat öğretmeniydi. Oğlunu çok özel yetiştirdi. Oğlunun 3,5 yaşında alışverişe gönderdi. 5 yaşında gece 12'den sonra evlerinin tahta zeminini fırçalattı ve 5 yaşında yemek pişirmeye başladı. Böyle bir hayatla onu hazırladı. Oğluna sorumluluklar yükledi. Annesi çalıştığı zamanlarda ona babaannesi baktı. Babaannesi veli bir hanımdı. Ona hal diliyle örnek oldu. Babası duyguluydu ama bunu aklıyla frenleyen bir insandı. Otoriter, disiplinli, ölçülü, mesafeli bir kimseydi. Oğlunu çok sever fakat belli etmemeye çalışırdı. Sabri Tandoğan kitap okuma sevgisini çok küçük yaştan itibaren annesi aşıladı. Kitapları her gün ziyaret eder, yeni çıkan kitapları, dergileri inceler, arasından seçtiklerini satın alırdı. Tiyatrolar, konserler, filmler, resim sergileri, konferanslar gibi
tüm kültürel etkinlikleri takip eder. Çok beğendiklerini tekrar tekrar giderdi. İnsanla ilgili her şeyle ilgilenirdi. Her gece en fazla 2-3 saat uyur, bazen de hiç uyumaz. Seçtiği kitap, dergi ve gazeteleri okurdu. Bazı kitapları tekrar tekrar okurdu. Bunların arasında 200 kere okudukları Kenan Rıfai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık, 120 kereden fazla okuduğu Rilke'nin kitapları vardı. Sabri Tandoğan, Allah rızası için insanlara gece gündüz faydalı olmaya uğraştı. Bu amaçla internet sitesi de kurdu. Dünyadaki 7 milyar insan hangi düşünce ve inançta, felsefede olursa olsun, benim kardeşim, ben hepsini bağrıma basmaya hazırım. Herkesin derdini paylaşmaya hazırım. Bana istediğiniz her konuda aklınıza gelen her türlü soruyu sorabilirsiniz dedi. Bu sözü söyleyebilecek kaç kişi vardı? Sabri Tandoğan bu sözü söylerken kendine güveniyordu. Bugün hiç kimse hayatı onun kadar objektif göremiyor, onun kadar güzel sentez yapamıyordu. Çünkü o kendisi küçük yaştan itibaren buna hazırlamıştı. İnsanları hep sevdi, çok sevdi. Onlara yalnızca Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet etmek için yüce bir gaye oldu. Kurduğu sitede vefat ettiği güne kadar kendisine sorulan sorulara cevap verdi. İnsanlara ışık tuttu. İnsanların sorunlarını çözdü. Onları iyiye, güzele, doğruya yöneltti. Yazdığı 14 ciltlik gönül sohbetleri kitaplarında anlatmaya kelimelerin yetmeyeceği oranda insanı huzurlu, sağlıklı, mutlu, başarılı olmayı öğreniyoruz. Doğru eş seçebilmeyi, iyi ve güzel insan ilişkilerini. Kısaca, daha çocukluğundan itibaren düşünmeye başladığı nasıl yaşamalıyız ve son nefesimizde eyvah ben yanlış yaptım dememek için neler yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Yıllarca birçok kanalda gönül sohbetleri programı yaparak insanlara faydalı oldu. Bu konuşmalardan 5 kuruş ücret almadı. Ben de zaman zaman TRT 2'de çıkan, TRT televizyonlarında çıkan programlarını bizzat dinledim. Gönül Sohbetleri kitabının sitesine yükleyerek ücretsiz okumalarını sağladı. Kitapçılarda ise sadece basım ücreti ile verdi. Bekleyiş adında bir şiir kitabı ile Maria Rilke'nin hayatını ve sanatını anlattığı bir kitabı mevcut. Ayrıca 1998 yılında Her Gün Mesaj gazetesinde yıllarca her ay çıkan Herkes ve Yoyav dergilerinde yazılar yazdı. Yoyav'da her ay konferanslar verdi. Sabri Tandoğan'la tanışmak, görüşmek insanın bütün hayatını değiştirebilir. Dünya görüşüne yeni bir ışık, yeni bir renk getirebilir. Onu tanıdıktan sonra hayat bambaşka bir hüviyet kazanır. Sabri Tandoğan 40 veli zatın sohbetine katıldı. Her birinde ayrı ayrı güzellikler, meziyetler gördü. En son Münir Derman Hazretlerini tanıdı. Eskişehir'de onun sohbetlerini dinlemek için uzun yıllar her hafta sonu gitmişlerdir. Bazen sabahları olurdu. Bu sohbetler yıllarca sürdü. Sabri Tandoğan'ın sohbetinde bulunmak başlı başına bir güzelliktir. Bir ilim, bir sanat olayıydı. Onu bir kere de olsa gören ve dinleyen insanın bütün dünyası değişirdi. Artık o günden itibaren hayata ve insanlığa farklı bakar, eşyadan olaylara kadar her şeyi farklı algılardı. Çok mütevazıydı. Herkesle çok çabuk kaynaşır, dost olur. Girdiği her ortamın havasını birden değiştirir. Asık olan yüzler gülerdi. O gittiği her yeri cennete çevirmeyi, insanları mutlu etmeyi başarırdı. Tanıdığım süre içinde kendisini İslam edebine, inceliğine, peygamber ahlakına uymayan
tek bir davranış içinde görmedim. Her an için saygı dolu, edep ve incelik dolu, son derece dikkatli ve uyanık bir ruh hali içindeydi. Sabri Tan Doğan'ı 1997 yılında 1 Temmuz gününde tanıdım. O gün bütün hayatım değişti. Ertesi sabah bambaşka bir dünyaya gözlerimi açtım. Hayatımda bir ışık yanmıştı. Gökyüzünü hiç bu kadar masmavi görmemiştim. Ağaçlar önceden bu kadar yeşil değildi. İnsanların saçları ve gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Bu değişimin sebebi bir süre sonra anladım. O bir gönül sultanı, bir Allah dostuydu. Karşımda olağanüstü bir insan vardı. Onu tanıdığım günden itibaren kelimelerle ifadesi mümkün olmayan büyük bir aşkla, heyecanla sevdim. Bütün varlığımla ona inandım, ona bağlandım. Doğum günü olan 17 Ağustos günü 2015 yılında Hakk'a yürüdü. Nur içinde yatsın. Allah'ın rahmeti, peygamberin şefaati üzerine olsun. Ömrünü, hayatını, tüm varlığını adadığı insanların bu çağda düştükleri sıkıntı, bunalım ve stresten kurtulup huzura kavuşacaklarına inanıyordu. Sabri Tan Doğan'ın inancının gerçekleşeceğine, sonsuza kadar gönüllerde yer alacağına bütün kalbimle inanıyorum. Sevin Bike Polat, teşekkür ederim.